Merhaba arkadaşlar, bu problemde sabit ivmeli doğrusal hareket incelenecektir. Problemi okuyalım. Başlangıçta x sıfır noktasında yani orijinde park durumunda olan bir motosiklet var. Bu polis motosikleti x eşit sıfır konumunda. 20 metre bölü saniye büyüklüğündeki bir sabit hızda yanından geçen bir araç var. Yani esasında ne yapıyor? Araç bunun yanından geçerek sabit hızda yola devam ediyor. Araç motosikletten 200 metre uzaktayken motosiklet 3 metre bölü saniye kare bir ivme ile harekete başlıyor. Ve soru diyor ki bu polis arabayı ne zaman yakalar, nerede yakalar ve hangi hızda yakalar? Şimdi araçların hareket denklemlerini yazalım. İşte motosikletinkine 1 diyelim. X1 t'nin bir fonksiyonu olmak üzere. Burada ilk hız olmadığı için çünkü niye? Başlangıçta park durumunda. İsterseniz onu bir göstereyim. 0 artı 1 bölü 2 at kare. Çünkü neden? Büyük 3 metre bölü saniye kare sabit büyüklükte bir ivme ile hareket etmekte. O zaman nedir? İşte burada motosikletin hareket hızı 1 bölü 2 at karedir. Şimdi aracınkine geçelim. Aracınki arkadaşlar x2 ile gösterelim. T'nin bir fonksiyonu olmak üzere. Bunun ilk hızı var ve sabit hızla yola devam ediyor. Konumuna bakıyorum. Nerede? İlk başlangıca göre 200 metre uzaklıkta yani x0'da artı buna v2 dedik. V2 çarpı t bunun hareket denklemidir. Bunlar birbirine neden eşit olur Ertuğrul? Hocam bunların buluşması demek, polisin arabayı yakalaması demek. O zaman şunu yapmam gerekiyor değil mi? Aynı konumda olmaları Evet, gerekiyor. yakalayınca yan yana olacaklar. Aynı konumda olacaklar. X1 t'nin fonksiyonu, x2 t'nin fonksiyonu birbirine Evet, eşit olacaktır. yakalama için gerek yeter koşul. Hemen yapalım. Yani 1 bölü 2 değerlerini yine yazalım. Bunun ivmesi 3'tü. Zaman belli değil zaten. T kare eşittir. X0 dediğim başlangıca göre ilk konumu aracın 200 metre artı 20 ile gidiyordu. 20 çarpı t'dir. Buraya düzenlersek elimize bir elimize bir ikinci dereceden bir bilinmeyen denklem olur. 3 t kare eksi 40 t eksi 400 eşit sıfırdır. Bu lise birden bilinen aslında AT kare artı BT artı C eşittir sıfır denklemi. Burada katsayıların kaç olduğu apaçık ortada. A3, B-40, C-400. Tabii diskriminantı yazarsak Yazalım. Diskriminant dediğimiz burada delta'dır. B kare eksi 4 AC. B kare eksi 4 AC'dir. Bunlar büyük harf yazmam gerekirdi buraya göre. Her neyse. Değerini yazalım. Eksi 40'ın karesi eksi 4 kere 3 kere eksi 400'den diskriminantımız 6400. Yani burada 6400. Aslında 80'in karesi de bir. Karekökü de 80 olmakta dolayısıyla. Tamam, onu şeyde kökleri bulurken yanına koyalım. Evet. Yani burada ne vardır? İki tane kök vardır. Evet. Bu kökleri şöyle buluruz. Eksi b. B burada eksi 40'tı. Bir daha yazayım. Artı eksi kök içinde Delta buradaki delta, o da 6400 bölü 2A. bölü 2a. A da burada 3. Evet, bizim için anlam ifade eden pozitif kök tabii. Zaman negatif bizim için bir şey ifade etmemekte. O zaman pozitif köke baktığınızda bunu çözerseniz 20 saniye olduğunu bulursunuz. Evet, 40 artı 80 bölü 6'dan. Demek ki motosikletimiz arabayı 20. saniyede yakalayacak. Tamam, şimdi motosikletin arabayı yakaladığı konumu bulalım. Burada iki tane hareket denklemimiz var. İkisini de kullanabiliriz. İlk önce Evet. motordan başlayayım. 20. saniyede motor bakalım neredeymiş? 1 bölü 2 A'sı 3'tü. Tabii ki zamanda burada 20 olduğuna göre 20'nin karesinden bu ne kadar bulunur Ertuğrul? 600 metre bulunur. Evet, 600. metre. Gerçekten yakalıyorsa arabanın hareket denkleminde de 20 koyduğumuzda yine 600 metre bulmamız gerekir. O zaman yapalım. Arabanın denklemini yazıyorum. O da nedir? 200'e başlamıştı uzaklık. 20 kere 20. 20 buradaki hızıdır. 20 de geçen süredir ve de bu hesaplarsanız 600 metre olduğu görülür. Motosikletin hızı ne kadardır? Bakalım onu hesaplayalım. Burada ani hız
ifadesini hatırlarsanız nedir? Koordinatın zamana göre türevidir. Dx bölü dt'dir. O zaman evet. Buradan V1T motor için yapıyorum bunu. Evet. D bölü dt operatörünü koydum. Buradaki x1 dediğim şey 1 bölü 2 at kare olduğundan dolayı t'ye göre türev alacağım. O da işte 2t gelir, 2'ler sadeleşir. At kalır. A çarpı t kalır. Yani 3t'dir. 3t. Burada 20'yi koyunca yerine. Yani 3 çarpı 20 eşit 60 metre bölü saniye. Evet. Motosikletin aracı yakalama hızı bulunur. Evet, oldukça süratli tabii. Hepinize başarılar dileriz.